casusluk aracına beraber bakalım. Tabii ki bunu öncekilerdeki gibi yine envanterimizde yumurtalarda bulabiliriz. Zaten bunu başta söylemiştik. Bakın burada hemen görselinde de yer almakta. Bunu aldığımızda artık koyabilir ve sürebiliriz dostlar. Bakın sadece bu görüntü değil. Ben tamam bunu yere koydum da sadece görüntü mü? Tabii ki hayır. Bakın sürebildiğimizi söylemiştik ve en altta drive tuşu yani sür tuşu bulunmakta. Eğer ki ben süre basarsam herkese sıcak bir günden selamlar dostlar. Burada havalar gerçekten şu anda çok sıcak. Peki sizin orada hava nasıl? Lütfen bunları da belirtin. Her neyse konumuzu dönelim. Herkese tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Minecraft'ta her zaman olduğu gibi iyi bir modda daha karşınızdayım. Fakat tabii ki de video geçmeden önce eğer ki sizler de benim gibi Minecraft mod tanımını biliyorsanız bana destek olmak adına aşağıdan kanal abonmanız ve yandaki bildirim açmanız yeterli. Ayrıca bu kanal katakta daha çıkacak özelliklerden de yanılma şansına sahip olabilirsiniz. Ve tabii ki yine sizlerden modelimizi istemiştim. Ve yine sizler boş durmadınız bana birçok farklı mod önerdiniz. Ve bunun hem şurada mod arasında bakıyorsunuz Scooby Doo modu oldu. Bildiğiniz gibi Scooby Doo modu yani çizgi filmi birçok karakteri taşımakta. Ve Shaggy gibi, Defna gibi, Velma gibi birçok karakter bulunmakta. Ki zaten baş karakter de burada aslında Scooby Doo yani köpek olmakta. Gerçekten bu ekran sayesinde sadece bunlar da değil dostlar. Arabasına da ulaşabileceksiniz. Yani bildiğiniz gibi çizgi filmde canavarlar geliyordu ve adamların bir arabası vardı. Yani karakterimizin bir arabası vardı ve o arabayla gidip düşmanları alt ediyorlardı. İşte modumuz aslında bu araçta sunulmakta karakterlerle birlikte. Ve ayrıca modun ekstra sunmuş olduğu karakterlerden de ziyade 2-3 tane farklı karakter yani kötü düşman da bulunmakta modumuzda. Zaten video için hepsinden bahsetmeye çalışacağız. Fakat tabii ki de aslında önce benden çekmişsiniz farklı modları varsa lütfen bunları da yorumlarda belirtin. O zaman şimdi bu eklentiden bahsedelim. Evet efendim başlıktan da gördüğünüz gibi bazen bahsettiğimiz gibi kumuzun Scooby Doo modu olduğunu söylemiştik. Yani aslında bu eklenti Minecraft'ımızda 10 tane farklı karakter ekleyip Verma gibi, Defna gibi ve Shaggy gibi aslında Fred gibi önemli karakterlere girip üzerine de araç eklemekte. Yani kullanmış oldukları casus aracı diyebiliriz. Yani düşmanları kovarken bu aracı kullanmaktaydılar değil mi? Hatta yeşil dersem anlarsınız. Zaten video içinde data tabiçikte göreceksiniz. O zaman şimdi bu eklentiyi Minecraft'a kuralım ve sonrasında beraber inceleyelim. Fakat tabii ki de kurulma geçmeden önce eğer ki konuda sorun yaşarsanız açıklamada açıklama linkten konuşurken anlattığım video gibidir. Bir detaylı bilgi edinmişsiniz. O zaman şimdi bu eklentiyi Minecraft'a kuralım ve sonrasında beraber inceleyelim. Tabii ki burada modu kurmak oldukça sıcaktır. İsterseniz modu oyunda yeni şoku bir, isterseniz de dungeon şolur. Videoya kadar koyar mısınız? Tamam ve simse kalmış. Ben burada Scooby Doo modunu istemek için sonunda dungeon videoyu açmıştım ve bu dünyayı düzenleyerek göstereceğim. Sonra geçmeden burada bulunan dünya adını ve versiyon modunuzu yine ister istediğiniz gibi siz tamamen size kalmış. Bizim için burası önemliydi. Bizim için burada önemli olan kısım biraz köşeleri alan dinler sıkmış olmakta. Burada eklentinin doğru bir biçimde çalışabilmesi için ise tatil uçurucu özellikleri, özel biyomlar ve son olarak da diğer motivasyon becerileri özellikten açmanız yeterli olacaktır. Sonraki aşamada eklentinin sıkmış altına yer alan kaynak paketleri ve dağlam bilgisimiz olacak. İlk öncelikle buradan kaynak paketlerine gidiyoruz. Tabii ki sarı çıkmasının gelmiş olduktan bu modu indirdiğinizde paketlerin menüsünde en üstte alacaktır. Sonrasında benim yaptığım büyü buradan paketlerinizi açıp Scooby Doo adlı paketi etkileşmeniz yeterli. Sonraki aşamada yine bu işimi dağlam paketi içinde yapmaktasınız. Yine buradan da paketimizi açıp paket demet demeniz yeterli. Evet efendim kurulmuş gibi. O zaman şimdi videoya geçelim ve tabii ki de moddan bahsedelim. Sen de oyununda kullanabileceğin birçok karakter ister miydin? Yani Scooby Doo köpeğine kadar ve birçok casus yapabileceğin araç gibi birçok araca sahip olmak ve karakterlere sahip olmak ister miydin? O zaman bu videoyu kesinlikle ama kesinlikle izlemeye devam et. Çünkü bu videoda seni Scooby Doo karakterleri ve bir sürü çizgi film karakteri bekliyor. Evet baştaki saçma cümleden sonra devam ediyoruz dostlar. Peki modun sunmuş olduğu bizlere Scooby Doo karakteri ve diğer tüm karakterler nerede? Tabii ki bunun her biri ve araç da dahil buna tabii ki. Hepsi dua menüsünde yer alan yumurtalar sekmesinde yer almakta. Buraya girdiğimizde şu anda bize modun sunmuş olduğu yumurtaları ve aracın da yer aldığını görebiliyorsunuz zaten görselinden anlayabilirsiniz. Zaten bu araca bakacağız fakat tabii ki de buna sonda bakacağız. İlk başta bizim çizgi film karakterlerimizin yani çizgi filmin sunduğu karakterlere bakalım bakalım nasıl tasarlanmışlar ve nasıl gözüküyorlar. Tabii ki burada gördüğünüz gibi çizgi filmden alınmış tamı tamına burada 5-6 tane karakter ve tabii ki de kötü karakterler de bunun içinde yer almakta. O zaman hangi karakterle başlayalım? Zaten üzerine geldiğimizde bakın şu anda ismini zaten bize göstermekte. Mesela burada Defne ile başlayalım. Biz gibi Defne karakteri yani hepsi birbirine yardım ediyor ve sorunu çözüyorlar. Daha doğrusu kötü adamı yok ediyorlar. Peki Defne nasıl tasarlanmış hemen bakalım. Burada tek yapmam gereken yine yere tıklayarak koymak olacaktır. Şu anda baktığımızda gayet güzel tasarlandığını görebiliyoruz tabii ki de. Şimdi başka neler var? Tabii ki diğer karakterlere de bakalım. Yine bunları yumurta menüsünde bulabiliriz demiş olduğumuz gibi. Ve Defne'ye baktık. Şimdi sıra Fred'e geldi. Fred aslında biraz daha ana karakter gibi. Yani çoğunlukla gösteriyor ya da arkadaşlarına yardım. Yani kaptanlık yapıyor diyebilirim aslında çizgi film içerisinde. Zaten izlediyseniz az çok bilirsiniz bunu. Şimdi Fred'e bakalım nasıl tasarlanmış. Hemen Fred'i koydum.
Ve bakın baktığımızda gayet güzel tasarlandığını görebiliyorsunuz. Yani çizgi filmde neredeyse aynı diyebilirim. Tabii ki tam adımın aynı olması mümkün değil. Çünkü zaten bu bir Minecraft ve aslında bloklarımız tamamen kardan oluşmakta. Çünkü Minecraft zaten bir bloklardan oluştuğu için bu şekilde gözükmekte. Ama bence gayet güzel tasarlandığını söylemek gerekiyor başta. Sonraki karaktere geçelim çizgi filmimizdeki. Tabii ki de Shaggy ve Scooby-Doo aslında iki ana karakter daha fazla gösterilmekte ve daha baskın ve daha popüler karakterler. İşte bunların ikisi genellikle yemekleri çok sever biliyorsunuz. Yani özellikle de Scooby-Doo ve Shaggy. Bunlar zaten arkadaşlar biliyoruz. Peki Shaggy nasıl tasarlanmış buna bakalım. Shaggy'yi koydum bakın bu da bu şekilde şaşkın bir şekilde aslında tasarlanmış. Yoksa bana mı öyle geldi? Bakın ağız yapısı biraz şaşkın gibi ağzını açmış gibi gözüküyor. Bana da öyle gelmiş olabilir. Tabii ki bunun ya da demiş olduğumuz gibi Scooby-Doo önemli karakterlerden bir tanesiydi. Buna geçmeden önce tabii ki bizim modun sunmuş olduğu bizlere Velma karakterine geçiyoruz. Velma karakterini de koyduğumuzda bakın gayet güzel tasarlandığını hatta gözlüğü ne kadar güzel tasarlandığını görebilmekteyiz. Tabii ki bu karakterlerimiz dostlar istedikleri gibi her tarafta dolaştırmakta. Yani bunlar aslında bir NPC gibi düşünebiliriz. Ama biz bunları düzenleyemiyoruz veya farklı bir komut veremiyoruz. Yani tamı tamına kafalarına göre dolaşmakta dostlar. Ama kafalarına göre dolaşması da gayet güzel. Yani böyle kafalarına göre gidiyorlar ve size dünyalarınızda da arkadaşlık edebilirler. Tabii ki bundan da ziyade demiş olduğumuz gibi Shaggy'den başka Scooby-Doo en önemli karakterlerden bir tanesiydi. Tabii ki bunu yine burada bulabiliriz. Bakın burada hemen Scooby-Doo karakteri yer almakta. Scooby-Doo karakterini merak ediyorsunuz değil mi? Ben de çok merak ediyorum ki bence en güzel tasarlanan karakterlerden bir tanesi bu olmuş. Scooby-Doo'yu koydum ve bakın çok güzel tasarlanmış değil mi? Bakın tipine baktığımızda çok tatlış gözükmekte bence. Lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtin sizler de. Bence güzel tasarlanmış dostlar. Tabii ki ben modda şöyle bir şey olmasını beklerdim. Yani kemikte veya bir yemekte onu oturtturabilmek veya evcilleştirmek isterdim. Tabii ki bunlar var mı bilemiyorum ama denedim. Benim deneyimlerim sonucunda hiçbir sonuç alamadım. Yani ne gibi evcilleştirip son çıktı ne de başka bir şey çıktı bilemiyorum. Ama bence olsaymış böyle bir özellik yoksa da olsaymış gerçekten tadından yenmez bir mod olurmuş. Zaten sunmuş olduğu karakterler biraz az olduğu için daha iyi özelliklerle giriştirebilir olduğunu söylemek gerekiyor modumuzun. Tabii ki bu haliyle bile bence gayet yeterli olmuş diyebiliriz. Şimdi modun sunmuş olduğu kötü karakterlere bakalım. Ve sonrasında tabii ki modun bize sunmuş olduğu yani casuslukta kullandıkları araca bakacağız. Şimdi bakın burada görebileceğiniz gibi modun bize sunmuş olduğu ve genellikle ana karakterlere karşı olan bu karakterlere geçtik. Bu karakterler genelde filmin sonlarına doğru saldırıyorlar ve sonunda yeniliyorlar. Zaten maskelerini açıyorlar biliyorsunuz. Maskelerini açtırıyorlar daha doğrusu yakalanıyorlar diyebiliriz. Şimdi bunlardan birinci karakterimizi 3 tane karakter de sunmaktaymış bunun yanında modumuz. 3 tane demişim evet 2 taneymiş. Şimdi burada 2 karakter var. Birincisi bakın burada Snowgast yani Snow hayaleti gibi bir şey diyebiliriz aslında tam olarak anlayamadım bunu. Kar hayaleti olarak geçen bir kötü karakter ve canavardı diyebiliriz. Bu zaten filmlerde genellikle popüler olan karakterler koymuş. Hepsi koysaymış zaten olmazmış çünkü filmde gösteren ve çizgi filmde gösteren birçok kötü canavar da bulunmakta bildiğiniz gibi. Ama burada mod en popülerlerini ele almak istemiş ve bence en doğru olanı yapmış. Tabii ki burada ikinci bir karaktere daha geçelim. Bu da biraz witch gibi bir şey geçmekte. Evet bunu koyduğumuzda bu da elinde bir şey tutmuş böyle bir asa gibi bir şey diyebiliriz. Ya da bir baston veya bir sopa da diyebilirim. Bu şekilde etrafta gezmekte. Sanırsam bu da büyü yapma üzerine bir yapılan karakter. Tam olarak çizgi filmi fazla izlemediğim için küçüklüğümde. Şu an için tam olarak hatırlayamadım bu karakteri. Ama sizler bunun ne işe yaradığını ve ne gibi özelliğe sahip olduğunu biliyorsanız lütfen beni yorumlarda aydınlatın. Şimdi modun en büyük özelliğine geçtik. Tabii ki de aracımıza geçtik. Fakat tabii ki araca geçmeden önce biraz sakin ol. Eğer ki sen de benim gibi Minecraft'a mod tanımlayabiliyorsan ben de Super Magadan'a kanalıma abone olursan ve yandaki bildirimi açarsan çok sevinirim. O zaman gel şimdi modun sunmuş olduğu casusluk aracına beraber bakalım. Tabii ki bunu öncekilerdeki gibi yine envanterimizde yumurtalarda bulabiliriz. Zaten bunu başta söylemiştik. Bakın burada hemen görselinde de yer almakta. Bunu aldığımızda artık koyabilir ve sürebiliriz dostlar. Bakın sadece bu görüntü değil. Ben tamam bunu yere koydum da sadece görüntü mü? Tabii ki hayır. Bakın sürebildiğimizi söylemiştik ve en altta drive tuşu yani sür tuşu bulunmakta. Eğer ki ben süre basarsam hiçbir anahtara veya hiçbir şeye gerek kalmadan tek yapmam gereken burada bulunan ilerleme, geri gitme ve sağ sola dönme butonlarını kullanmak. Bakın mesajlara bastım şu an aracımın ileri gittiğini ve sola dönmek istediğimde sola bastığımda sola gittiğini ve yine sağı kullandığımda sağa doğru gittiğini ve sonra da geriye bastığımda geriye gittiğini görebiliyorsunuz aracımın. Ayrıca burada sağ tarafta da dayanıklık seviyesi bulunmakta. Yani bunu sınırsız kullanamazsınız ki zaten oldukça yeterli bir dayanıklığa sahip bence. Eğer ki böyle çok yüksekten bir dağdan aşağı atlamıyorsanız aracınızla birlikte fazla hasar görmeyecektir. Bence gayet yeterli bir dayanıklık koyulduğunu buradan da belirtmek gerekiyor. Tabii ki aracımızın tasarımına bakalım. Sürüşü zaten gayet basit. Burada tek yapmanız gereken hiçbir anahtara gerek kalmadan ileri geri sağ sol butonunu kullanmak. Bundan ziyade aracımızın tasarımına baktığımızda gayet güzel tasarlandığını görebilmekteyiz.
Ayrıca buradan indiğimizde yine arka tarafına baktığımızda bence gayet güzel tasarlanmış ve Minecraft'ta gayet güzel oyalanmış olduğunu söylemek gerekiyor. Yani herhangi bir hata bulunmamakta şu anda modumuzda. Ama demiş olduğumuz gibi aslında bu NPC'lere ve karakterlere biraz daha özellik eklense, yani biz onlara isim verebilsek veya farklı görevler verebilsek bence daha güzel olmuş. Ki bunlardan ziyade en önemlisi Scooby-Doo'yu eklenseydi mükemmel olurdu. Yani kemikleyicileştirseydik veya yanımızda onu koruma gibi tutsaydık, yani kötü canlıları saldırsaydı bence güzel olurdu. Ama ilerleyen günlerde belki eklenti geliştirilir ve bu istediğimiz özellikler de eklenir. Peki sizler moddan ne gibi özellikler bekliyorsunuz veya neler eklenmeli? Lütfen bunları yorumlarda belirtin. Tabii bunun yanında modla ilgili görüşlerinizi de lütfen yorumlarda belirtin. Bana soracak olursanız bence eklenti sunmuş olduğu özelliklerle şimdilik bence gayet yeterli. Ama demiş olduğumuz gibi ilerleyen güncellemelerde daha güzel olabileceğini şu anda öngörmekteyiz. O zaman bu videomuzun da yavaştan sonuna gelelim. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ın mod tanımını biliyorsanız bana destek olmak adına aşağıdan kanal olmanız ve yandaki yazışmanız yeterli. Ayrıca bu kanal katakta daha birçok açıklama özelliklerinde yer alma şansına sahip olabilirsiniz. O zaman diğer modelinde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. İyi tatiller dilerim.